Efendim herkese merhabalar. Ben Barzonius. Bu video diğer videolardan biraz daha farklı olacak. Sebebi şu. Birazdan göstereceğim içerikler size uzun bir süre önce göstermeyi planladığım içeriklerdi. Peki nasıl bir içerikten bahsediyorsun diye tekrardan soracak olursanız bu videoda 24 Eylül tarihinde hem güncelleme hem de ek paket olarak gelecek Roads to Power ek paketinin içeriklerinden ve bu içeriğin ayrıntılarından bahsediyor olacağız hep beraber. Bu videonun dışında dilerseniz bu içeriklere bizzat ulaşmak istemeniz durumunda da Paradox'un resmi formundan veya Crusader Kings 3 resmi YouTube kanalından da her geliştirici günlüğü için video olarak izleyebilmeniz mümkün. Özet geçecek olursak 24 Eylül'de Crusader Kings 3 oyununa 3 büyük unsur geliyor. Nedir bu unsurlar? Birincisi ücretsiz güncelleme olarak geleceği bilinen 1178 başlangıç tarihi. 1178'de nasıl bir politik ortam olacak? Hangi ülkeler olacak? Hangi haneler olacak? Avrupa'da durum nasıl? Balkanlarda, Anadolu'da özellikle Orta Doğu'da, Suriye, İran, Mısır taraflarında durum nasıl? Hindistan, Afrika ve hatta Bozkır taraflarında durumlar nasıl? Onu da ayrıca görüyor olacağız. Bir diğeri de diğer iki büyük unsur olarak beklediğimiz yeni bir yönetim şekli yani İngilizcesiyle administrative government olan idari yönetim şekliyle başka bir yönetim türü sayılabilecek topraksız maceracılar bekleniyor. Özet olarak bahsetmek gerekirse videomuzun içeriği ve 24 Eylül'de çıkmasını beklediğimiz genel içerik kapsamı bu şekilde. O yüzden size daha fazla bekletmeden geliştirici günlüklerine ve genel olarak çıkacak yeni içeriğe şöyle bir bakalım. Evet efendim görmüş olduğunuz gibi bu videoda geliştirici günlüklerinden gideceğiz. Yani geliştirici günlükleri üzerine tek tek inceleme yaparak gideceğiz. Şu an karşımızda görmüş olduğunuz 148 numaralı geliştirici günlüğü. Peki nedir bu idari hükümet? Şimdi biraz onun üzerinden gidelim. Öncelikle burada oyun geliştiricilerinin bize unutmamamız gereken belli başlı notları var. Birazdan göreceğimiz ekran görüntüleri hala işlem aşamasında ve tam olarak son ürünü temsil etmiyor. Dolayısıyla güncellemeye son birkaç gün kalsa bile belli başlı yerlerde değişiklikler olabilir. Aynı zamanda arayüz bakımından da ve karakterlerin görüntüsü de bu değişikliğe tabi olabilir. Eş zamanlı olarak topluluktan gelen bildirimlerle de belli başlı güncellemeler yapılabiliyor. Anlatılan konseptlerle alakalı belirtilen değerler ve sayılar dengelemeye tabi ve çıkıştan önce büyük bir ihtimalle yine değişikliğe uğrayabilir. Geliştiricilerin bu notunu da göz önünde bulundurduğumuz zaman, karşımıza çıkacak ürünlerin düşük beklentiyle biraz daha değerlendirilmesi daha doğru olur diye düşünüyorum ben de. Peki nedir bu idari yönetim? Ona şimdi şöyle bakalım. Crusader Kings 3 çıktığından beri Bizans hep Avrupa'daki diğer feodal yönetimler gibi gözüküyor. Yani Bizans'ta oynadığınız zaman isterseniz Bizans İmparatoru ya da imparatorluğun içerisinde bir topraklı yönetici olarak oynadığınızda hep Avrupa'daki karakterler gibi feodal olduğunu görürdünüz. Bu da tabi doğal olarak tarih severlerin ve oyuna bağlı topluluğun e, ciddi eleştirisini aldı. Yani dediler ki Bizans'taki yönetim eşittir Avrupa'daki batı yönetimi değil. Yani İmparator Avrupa'daki bir kraldan ya da Kutsal Roma İmparatorundan çok daha güçlü ve çok daha yetkili. Dolayısıyla bölgelere atananlar esasında feodal dükler değil idari valiler olmalı diye bize sürekli söylediler. Paradoksa bunu göz önünde bulundurmuş olacak ki Bizans'a tamamen baştan bir değişiklik getiriyorlar. Bizans sıfırdan yazmışlar gibi düşünebiliriz. Yani bu tamamen ayrı bir hükümet şekli olacak. Hükümet derken feodal, aşiret ya da kabile gibi oyuncunun oynayabileceği yönetim şekilleri bunlar. Ve idari yapıda feodalden daha farklı olacak şekilde işleyecek. İster veraset, ister vasalla süzeren arasındaki vergi ve milis katkıları, süzerenin yetki boyutu, isterse vasalın etki boyutu gibi düşünebiliriz. Burada görmüş olduğunuz üzere karşımızda ilk ekran görüntüsü var. 1066 yılından alınmış bir ekran görüntüsü ve burada Dukas hanesinden Bizans imparatorunu görebiliyoruz. Arayüzde belli başlı değişiklikler var kesinlikle. Sağ üstteki arayüzde normalde beklediğiniz gibi toplam altınız, aylık geliriniz, prestij, dindarlık ve handan ihtişamının yanı sıra yeni bir mekanik de eklendi. Burada görmüş olduğunuz gibi bu nüfuz mekaniği yani İngilizcesi influence diye bir karakterin kendi toprakları ve diğer karakterler üzerindeki etkisini görebiliyoruz. Siz bu mekaniği kullanarak bir vasalsanız diğer vasallara ya da imparatorsanız kendi vasallarınıza belli başlı eylemleri gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz. Sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi burası ülke yönetim penceresi. Bizans İmparatorluğu'nu görüyorsunuz. Yeni bir mekanik daha geliyor. Devlet dini diye. Yani İngilizcesiyle state faith diye geçer. Artık idari hükümette devletin bir dini olacak. Ya yani bu da şu demek oluyor. Dini açıdan çok daha farklı kararlar verilebilir. Belli başlı azınlık vasallar mesela Katolik Hristiyanlardır. Onlara imtiyazlar tanınmış olabilir. Ancak resmi inanç artık Bizans İmparatorluğu gibi diğer potansiyel idari hükümetlerde de yeni bir mekanik. Buradan baktığımızda mesela artık düklükler yok. Vilayetler yani Yunanca'da, Latince'de veya İngilizce'de tema diye geçiyor. Optimatoi düklüğü yerine artık optimatoi teması. Opsikyon teması, Trakesyon, Bukelaryon, Efes Mesela Dejur Bulgaristan Krallığı'ndaki temalar ise Filipopolis, Dobruca, Mezya, Bulgaristan, Vidin gibi. Burada bu şekilde bu yapıda görmüş olduğunuz vilayetler anlaşılacağı üzere idari yönetim şeklinde bağlı. Ki mesela farklı olarak burada Vidin düklüğü var. Vidin düklüğü ise idari yapıya bağlı değil. Feodal yapıda işliyor. Yani hala Vidin düklüğünü yöneten kişi feodal bir dük olarak burada bulunuyor. Paradoks bu konuda ne demiş bakalım. Administratif yani kısacası admin olan bu yeni yönetim şekli gerçek Bizans imparatorluğundan çok fazla ilham alınarak yapılmış. Tabi Bizans İmparatorluğu tek ilham kaynağı olmasa da baş sırada gelen örneklerden bir tanesi. Tarihe alıntı yapacak olursak bir yönetim hükümeti imparatorun kendisiyle alakalıdır. Yani imparatorun ve imparatorluğu. Bir imparator tepede oturtulmuştur ve imparatorun belli bir toprağını kendisi adına yöneten belli başlı valiler ve soylu aileler vardır. Bu idari hükümet başlı başına büyük bir makinedir ve her bir karakter bu makinenin çalışmasını sağlayan küçük dişlilerden oluşmaktadır. Yani siz ne kadar büyük bir parçaysınız, ne kadar kritik bir parçaysınız bir makine için o kadar önemlisiniz. İdari hükümetin verimli işleyebilmesi için belli bir bölgeye yani bir temaya bir vali atanmalıdır. Bu vali eğer görevini ne kadar iyi yapabilirse hem kendisi için hem de imparator için çok daha fazla önem arz ettiği gibi çok daha fazla verimli çalışır. Yani bir vali eğer gerçekten işini düzgün yapıyorsa o bölgede kendi gücü arttığı gibi imparatora da aynı şekilde katkıda bulunur. Eğer imparatorluk vali ve imparator ilişkisi arasında düzgün bir şekilde yönetilirse güzelce yağlanmış bir makine gibi harika çalışır. Ancak düzgün yönetilmezse temel unsurlar ihmal edilirse yanı başındaki fırsatçı fatihlere ne yazık ki boyun eğmek durumunda kalır. Karşımızda böyle bir yapı var. Feodal yapının dışında tamamen farklı bir yapı olarak bizim gözümüze geliyor. Yani yönetmesi zor ancak iyi yönetildiği zaman karşısında kimse duramaz gibi bir yapı var. Tabi normal şimdi ister 867 ister 1066'da Bizans oynamak istediğiniz zaman 900 yılların ortasına geldiğinizde vasallarınız aranız iyi ise, ekonominiz iyi ise ve ordunuz güçlüyse sizin karşınızda çoğunlukla kimse duramıyor. Eğer Bizans serisini izlediyseniz Abbasiler bizim karşımızda duramadı. Avrupalılar özellikle Balkan taraflarında bizim karşımızda duramadılar. Biz Orta Doğu'da, Mısır'da, Afrika'da iyice yayıldık. İtalya'da yayıldık. Belli başlı kararları alarak daha da güçlendik ve oyun bizim için bir noktada çok kolaylaştı diyebiliriz. Eğer Vasallar her verasette isyana kalkışmasalardı belki de bir noktada gerçekten çok kolay ve çok sıkıcı olabilirdi. İşte artık bu yeni güncelleme ile mesela... Ben muhtemelen aynı seriyi çekemeyebilirim. Aynı seriyi çekmeye kalksam çok daha farklı sonuçlarla, çok daha farklı zorluklarla karşılaşacağım. Belki daha iyi olur, belki kötü olur. Şu an bir şey diyemiyorum. Çünkü son ürün karşımıza çıkmadı. Dolayısıyla 24 Eylül'e kadar en azından şu noktaya göre beklememiz gerekecek. Bir şöyle diğer unsurlara bakalım. Mesela soylu aileler diye bir şey var. Soylu aile nedir? Şimdi bir imparator vardır. İmparatorluğu yöneten kişidir ve imparatorluğu yöneten kişi de doğal olarak bir haneye mensuptur. Fakat İmparatorla aynı haneden olmayan bir sürü başka hane var doğal olarak. Ve bu aileler gerek kendi güçleri için, gerek bölgenin verimliliği için, bölgenin kalkınması için çalışırlar. Dolayısıyla bir hane olarak bölgede ne kadar etkiliyseniz, ister süreninizi, ister bütün devleti ya da kendi bölgenizi o kadar daha iyi kontrol edebilirsiniz. Eğer bir valiyseniz buna şöyle bakmanız lazım, artık... Leodal bir dük gibi işlemeyecek. Yani siz bir bölgeyi imparator adına yönetiyorsunuz artık. Eğer imparator isterse o bölgeyi sizden alabilir. Bir vali olmak o bölgeyi tamamen sizin şahsi mülkünüz yapmıyor. Dolayısıyla imparatorla iyi geçinmeniz bu noktada sizin için anahtar bir unsur olabilir. Ayrıca bu güncelleme ile beraber siz diyelim toprağınızı kaybetseniz bile Oyun artık bitmeyecek. Çünkü yeni güncelleme ile beraber topraksız karakterler olarak da oynayabileceksiniz. Şimdi mesela siz bir karakter olarak bir yeri fethettiniz. Hakiddanızı bastırdınız veya kutsal savaş açtınız. O bölgeyi tutan yani önceden tutan kişiler topraksız kaldığında onlar hala haritada bulunmaya devam ediyorlar. Fakat belli başlı bölgelerde sadece geziyorlar. Bu sizin başınıza geldiğinde oyunun şu haliyle 24 Eylül'den öncesi için konuşurum. Oyunun bitti yani game over olduğu anlamına gelir. Bu güncellemeden sonra artık oyun bitmeyecek. Topraksız bir karakter olarak da yolunuza devam edebiliyorsunuz. Artık topraksız olduktan sonra siz kendi hakkınızı tekrar ele geçirmeye mi çalışırsınız? Yoksa kendi kaderinizi tekrar baştan mı yazarsınız? Yoksa kaderinizi kabul mü edersiniz? Artık bu sizlere kalmış. Tabii ondan öncesinde şunu söylemekte de bir fayda var. İster imparator ister imparatora bağlı vali olarak oynuyorsanız her topraklı, karakterin yani idari hükümette her topraklı karakterin bir konağı var. Ve bu konaklar burada belirtildiği gibi bu konaklar aracılığıyla siz kendi gücünüzü hem ekonomik hem askeri açıdan hem de bölgede nüfuzunuzu arttırmak açısından kullanabilirsiniz. Artık idari hükümet için yeni bir mekanik geliyor ve bu mekaniğin adı da konak. Burada ayrı bir ekran görüntüsü görüyoruz. İmparatorun kendisi İmparatorun alabileceği diğer kararlar. Soylu aileler yani bir bölgeyi tutan soylu aileler. 1178 yılında geçiyor bu. Nereden biliyoruz? Komnenos ailesi tarafından yönetiliyor ülke. Vasilevs Manuel tarafından. Kendi ailesinin gücü 245 ve güçlü bir aile olduğu gösteriliyor. Konto Stefanos hanesi var aynı zamanda burada. Bu da güçlü bir aile olarak gösteriliyor. Bayrağa baktığımızda Atina temasını yönettiğini görüyoruz. Angelos ailesi var. Strategos yani bölgeyi yöneten valinin ünvanıdır bu. Vali Andronikos tarafından yönetiliyor ve ailenin güç reytingi 95. Bu da güçlü bir aile olarak gözüküyor. Bu görmüş olduğunuz kişiler güçlü ailelere yani soylu ailelere bağlı kişiler. Peki güçlü aile, soylu aile ve baskın aile arasındaki fark nedir? Bunlara da şöyle ufaktan bir bakalım. Soylu aileler normal, güçlü ve baskın aileler olarak ayrılıyorlar. Eğer güçlü bir aile baskın olmayı becerebilirse kendi iradelerine göre siyasi gündemi ve siyasi gidişatı az çok bütün ülke içerisinde kendilerini çekmiş demektir. Eğer baskın aileler becerebilirlerse gerektiğinde üst süzeren yani Bizans imparatorunu bile manipüle edebilirler. Güçlü bir aile olmak ise imparatorla olan ilişkinizi ve bölgedeki nüfuzunuzu arttırmaya göre değişiyor tabi. Artık düşmancıl planlar, kişisel planlar ya da romantizm planlarının dışında siyasi planlar da olacak. Fakat bu siyasi planlara sadece şu noktada idari hükümetteki karakterler erişebiliyor. Mesela burada depose yani imparatoru def etme planları yapılabilir. Eş imparator yapılabilir karakterler. Yani tıpkı naip ve vezir gibi ama daha farklı. Eğer bir eş imparator yapılırsa imparator kadar güçlü değil ancak naip kadar etkili gibi anlaşılabilir. Peki bu ailenin güçleri neye göre belirleniyor? Bir bakalım. Güçlü aile reytinginin belli başlı belirleyici unsurları var. Şimdi baktığımız zaman 1066 yılındayız. Dukas hanesi başta. İmparatorun hanesi her zaman en yüksek reytinge sahip aile oluyor. Baktığımızda mesela 1066'da Komnenos hanesine bakalım. Komnenos hanesinin reytingi 1066'da 86. Neye göre belirleniyor? Ülkede yaşayan hane üyeleri var. Hane reisinin nüfuz seviyesi. Hanenin konağı başkentte. Topraklı diğer hane üyeleri ve elde tutulan valilikler. Buradaki kırılımlı kat sayılarının toplamında 86 yapıyor. Ve bu ratinginiz arttıkça hanenizin de gücü artar. Hem gücünüz hem nüfuzunuz eş şekilde artar. Ve belki bir sonraki nesilde siz bile imparator olabilirsiniz. Aile özelliklerini görüyoruz burada. Aile özellikleri derken bir hanenin yani hane reisinin kendi hane üyelerine ne konuda uzmanlaşması gerektiğini Söylüyor. Tıpkı bu aşiret yönetimindeki hane birliği gibi eğer hane birliğiniz düşükse sizin haneniz genel olarak savaşlarda ve entrikada e, ön plana çıkar. Eğer hane birliğiniz yüksekse diplomasi ve ekonomide daha iyi olursunuz. Vergi toplama ve bölgedeki gelişmişliğin artışı gibi. Bu da idari hükümete özel bir yapı. Yani siz kendi aile üyenizin hayattaki bütün aile üyelerinizin hangi konularda gelişmesini bir özellik seçtiğiniz zaman ne konuda ilerlemesi gerektiğini Görebilirsiniz. Mesela confident schemers yani kendine güvenen plancılar tıklarsak eğer bizim sürenimiz artı bir düşmancılık planına sahip olur ve diğer hane üyeleri de düşmancılık plan potansiyeli %10 artar ve düşmancılık plan artışı da aynı zamanda yüzdelik artış olarak %2 daha fazla olur. Bunu siz savaşa, kuşatmaya, diplomasiye, bina inşası, altyapı, öğrenim... Entrika, savaş, diplomasi gibi birçok yönetim şekline ya da hayat tarzı diyelim, birçok hayat tarzı yönetimine uygulayabilirsiniz. Bahsedeceğim bir diğer konu ise spheres of influence yani nüfuz çemberleri dememiz buna mümkün. Sizin nüfuz alanınız yani etki alanınız diyelim. Ne kadar fazlaysa birçok kişiye veya kendi ülkeniz içerisindeki birçok kişiye çok daha fazla şey yaptırabilirsiniz. Yani birini zora sokmak, birinin tahtını ele geçirmek ya da birini ortadan kaldırmak için idari hükümette artık entrikaya ihtiyaç yok. Entrika yarını, entrikanız düşük olsa bile eğer burada görmüş olduğunuz gibi influence yani nüfuzunuz yeterince varsa alabileceğiniz kararlar içerisinde bunu halledebiliyorsunuz. Bir başka ekran görüntüsüne baktığımızda önceden de size bahsettiğim gibi altın, prestij, dindarlık, hanedan ihtişamı, toplam asker sayısı, mülk limitiniz ve elinizde tuttuğunuz mülklerin yanında yeni bir mekanik daha geliyor. Bu da nüfuz mekaniği. Tıpkı prestij ve dindarlık gibi. Bunun da seviyeleri var ve bu seviyelerde de bunların belli başlı etkileri oluyor. Siz seviye atladıkça daha fazla etkileşime erişiminiz artıyor. Peki biz bu nüfuzu nasıl kazanırız? Biraz ona bakalım. Önceden de demiş olduğum gibi birini manipüle etmek veya birine karşı sinsi düşmancıl plan oluşturmak için yüksek bir entrikaya ihtiyacınız yok. Tabi bu demek değildir ki entrikanız artık işe yaramayacak. Hayır. Entrika tabi her zaman işe yarar ancak kendinizi idari açıdan geliştirmiş biriyseniz idari planlar üzerinden nüfuzunuzu arttırabilirsiniz. Oyuna yeni eklenen özelliklerden bir tanesi de bu. Strategos özelliğini karakterler alabiliyor. Bu ne zaman alır? Vali oldukları zaman alır. İmparator tarafından bir bölgeye vali olarak atandıklarında bu kişiler Strategos ünvanını alıyorlar. Bu Strategos özelliği belli başlı kararlar alarak tabi geliştirilebiliyor. Ve bunların seviyeleri var. Mesela birinci seviyeye geldiğinizde idarede artı bir ve aylık nüfus artışınız artı bir oluyor. Bunu arttırdıkça siz daha güçlü bir vali oluyorsunuz. Süzerenizin konseyinde bulunduğunuz zaman yine nüfuzunuzu arttırmanız mümkün. Mesela oyunda çok sevilmeyen konsey koltuklarından bir tanesi şansölyedir. Çünkü şansölye genelde e, diplomasi ve etkileme planının yanı sıra sadece prestiji artırır. Tabi kabile oynuyorsanız eğer prestij artışı sizin için çok önemli. Fakat aşiret veya feodal gibi yerleşik bir yapıda prestij biraz daha ön planda değil arka planda kalıyor. Artık şansölye olmak en azından idari hükümet kapsamında çok daha önemli bir yere geliyor. Çünkü şansölye olduğunuzda bir vali olarak sizin nüfusunuz aylık ciddi bir artışa geliyor diyebiliriz. Aylık 2 artış. İşte de fena değil. Tıpkı vekil harç olup aylık 3 altın gelir elde etmek gibi bir şey bu. Nüfus başka nasıl artırılır? Bir ona bakalım. Mesela diyelim siz düzenbaz bir karaktersiniz. Bu size aylık nüfus getir. Elinizde bir konak var. Bu nüfus getir. Düzeninizle müttefiksiniz. Bu da öyle. Vali olduğunuzda artar. Hane reisiyle müttefiksiniz. Artar. Sizinle olumlu görüşe sahip topraklı hane üyeleriyle yeniden artar. Önceden bahsetmiş olduğum bir mekanik bu. Konak geliştirmesi. Şimdi konak nedir bir ona bakalım. Eğer idari hükümette bir yöneticiyseniz, bir süzeren veya bir vasalsanız, idari hükümetteyseniz sizin elde tuttuğunuz yani özel şahsi mülkünüzde tuttuğunuz binaların yanı sıra kendi hanenize ait bir konak var. Bu konak yeterince geliştirildiğinde ister vergi artışı, ister elinizde tuttuğunuz askerlerin verimliliği ve artışı, ister nüfuz artışı bunların erişimine yol açıyor. Ya yani artık idari hükümette sadece elinizde tuttuğunuz gelişmişliği yüksek, vergisi yüksek, milisi yüksek toprakların da yanı sıra sizin hanenizi temsil edecek bir konak olması gerek. Bu konağın olması da sizin diğer vasallardan, diğer karakterlerden ya da belki de süzereninizden geri planda kalmamanıza yol açacak. Mesela bir binayı, konakta bulunan bir binayı geliştirmek istediğimizde burada seviyelerini görüyoruz. birden 6'ya kadar. Birden ikiye çekmek istediğimizde mesela seviye 2 olarak inşa ettiğimizde neye ulaşacağını görüyoruz. Mesela ziyaretçi veya saray mensubu. Görüşleri artı 2. Aylık nüfuz artışı %4 daha fazla. Kişisel planların başarı şansı artı 5 olarak artıyor gibi. Mülk konusunda ise idari hükümete belli başlı değişiklikler de gelmiş. Deniz kabuğu, balıkçılığı diye binalar var. Mesela bu binalar kurulduğunda Aylık sağlığı vergilerin dışında gelişmişlik artışı ve bu yerleşkeyi tutan kişiye aynı zamanda nüfuz da sağlıyor. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi. Yüzdelik artışın dışında normal katsayı olarak veriyor. Aylık 0.10'luk bir artış var. Siz bunu arttırdıkça sizin nüfuzunuz da ciddi anlamda artacak demektir bu. Peki siz bu nüfuzu kazandınız. Çok güzel. Eninde diyelim baya nüfuz birikti. Hayatınızın ilerleyen dönemlerinde. Ne yapacaksınız bunu? Siz nüfuzu kullanarak elinizdeki nüfuzu kullanarak mesela süzereninize belli başlı şeyler talep edebilirsiniz. Elinizde yeterince nüfuz var. Süzereninize danıştınız ve dediniz ki ben konseyde koltuk istiyorum. Ben diyelim şansöle koltuğunu istiyorum. Talebinizi gönderiyorsunuz. Süzereninizin bunu kabul etme şansı var. Yani yüzdelik bir şansa bağlı. birlik bir şans gözüküyor burada. Şu an kralımları göremiyoruz. Bu pozisyonu talep etmek için 500 nüfuz harcıyorsunuz. Eğer talebiniz reddedilirse bu harcadığınız nüfus tabi size iade ediliyor. Bakın aynı zamanda mareşal olduğunuzda da yine nüfus artışı söz konusu. Bir örgütleşme oluşturduğunuzda artık entrikanızı kullanarak diğer vasalların sırlarını aramanıza gerek yok. Normalde bir örgütleşme kurduğunuzda hiçbir şey yapmasanız yapay zekanın kendisini istemesi lazım o örgütleşmeye katılması için. Eğer bir şey yapmak istemiyorsa hiç katılmaz. Zorla katmak isterseniz o kişi üzerinde bir koz elde etmeniz lazım ve o kozu kullanmanız lazım. Entrik aracılığıyla sır aramak yerine de elinizde tuttuğunuz nüfuzu kullanarak bir vasalı örgütleşmeye dahil edebilirsiniz. Evlilik yolu olmadan ittifak teklif edebilirsiniz. Yine nüfuz harcarsınız. Bunun belli başlı kabul etme şartları var tabi. Eksi 25 olarak temel tereddüt geliyor. Kişinin bize karşı görüşü, aradaki askeri fark ve biz kendi nüfuzumuzu kullanıyoruz diye. Tabi bu nüfuz seviyemiz arttıkça da olasılığı artan bir şey. Dolayısıyla eğer nüfuzunuz yüksekse hiç kendi çocuğunuzu, kendi kardeşinizi kullanmanıza gerek kalmadan belli başlı vasalları veya valileri diyelim ittifaka ikna edebilirsiniz. Gerçekten güzel bir şey. Benim hoşuma gitti açıkçası. Arzu hale çıkarken de eskiden siz bir vasa olarak oynuyorsanız süzerenize arzu halde bulunmak istediğinizde bir prestij harcıyordunuz. Artık prestij harcamak yerine nüfus harcayacaksınız idare hükümette. Bir vali olarak bunları yapabiliyorsunuz. Bir de şu an karşımızda çok daha güzel bir örnek var. İmparator olarak bir valinin yönetim şeklini, valilik yönetimini güçlendirebilirsiniz. Bunun için de isterseniz nüfuz kullanarak kaynakları yönlendirebilirsiniz. Avuç içlerini yağlayarak para verebilirsiniz. İtibarını artırabilirsiniz. Bürokrasisini destekleyebilirsiniz ve onun karşılaştığı engelleri ortadan kaldırabilirsiniz. Gibi. Bir vasalın eğer idari konusunda desteğe ihtiyacı varsa bir süzeren olarak bunu yapmanız mümkün. Burada konaklarla alakalı ayrıca bilgiler var. Mesela Komnenos konağı. Komnenos ailesinin tuttuğu konak ve mevcut seviyelerini görebilirsiniz. Burada mesela baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 bina kurulmuş ve konağa aynı zamanda kurulabilecek 2 bina var. Bunlardan o alanlardan bir tanesi kilitli bir tanesine de ayrıca bir bina inşa edilebilir. Bunların seviyeleri var, seviyelerinin belli başlı etkileri var ve bir binayı kurmak veya seviyesini arttırmak için belli başlı gereklilikleri de olacak. İsterseniz siz konağınızı buradaki tuşa tıklayarak başkentten ya da başka bir toprağa taşıyabilirsiniz. Burada baktığımız zaman Taronites hanesinin konağı var. Şekilleri farklı, görünüşleri farklı. Tabii bu bulunduğu Coğrafyayla alakalı da olabilir. Taronites hanesi 1066'da Haldia yani Trabzon taraflarını yönetiyor. Dolayısıyla tabii daha kapalı, daha böyle dağlık ve ormanlık bir alan olması mümkün. Komnenos'a baktığımızda da böyle daha açık, daha ova şeklinde. Çünkü onlar yanlış hatırlamıyorsam Amasya ve Sinop taraflarını kontrol ediyorlar. En azından oyun içindeki arazi koşullarını söylüyorum. Türkiye'deki arazi koşulları tabii daha farklı olabilir o bölgelerde. Hane konakların içine yapılabilecek binaları burada görüyorsunuz. Mesela buraya ahır inşa edilmiş, manastır var. Ana konağın kendisi. Şarap basımı yerleşkesi var burada. Üzüm bağları var. Örneğin burada manastırın seviyesini arttırarak hem verginizi hem dindarlığınızı arttırabilirsiniz. Kendi ana konağınızın geliştirmeleri burada mevcut. Bunlarla alakalı yine bir sürü detay var. Tabii her detaya ben burada çok inmeyeceğim. Bunlarla alakalı detaylara inebiliriz ancak bu detaylar sonra da değişebilir. Genel hatlarıyla bu şekilde. Böylelikle de 148 numaralı geliştirici günlüğünün sonuna geldik. Şimdi sırada 149 numaralı geliştirici günlüğü var. Biraz da ona bakalım. Ve şu an karşımızda 149 numaralı geliştirici günlüğü var. İdari hükümetin ikinci kısmını anlatıyor. İmparatoru, imparatorun ülkesini ve Konak yönetimi gibi çeşitli unsurları incelemiştik. Mesela bu resimde görüyoruz şu an Kaldia yani Trabzon civarını yöneten bir valiyle karşı karşıyayız. Taronites hanesinin bir valisi bu. Ve yanı başında da 1066'da Komnenoslar'ın yönettiği Armenya vilayetinin hanesi bu. Bir valinin başka valiye burada görüşü mevcut. Bir valinin getirdiği vergi ve milis gücü de burada gözüküyor aynı zamanda. Mevcut valinin verimliliği burada gözüküyor. <laughs> Eksi %37 yani bayağı verimsiz. Mesela bu vali verimliliğini biraz inceleyelim. Vali Nikeforos, Selanik vilayetini yönetiyor. Baziliakos, annesinin mensubu. Selanik bölgesi belki de Bizans'ın en iyi bölgelerinden bir tanesi. Çünkü tarım alanlarıyla beraber Kalkidike, kontunun Poligiros yerleşkesinde bir maden var. E bu maden de çok ciddi para getiriyor. Dolayısıyla Selanik valisinin kendi başkentindeki tarım arazileri ve elinde bizzat tutmuş olduğu bu maden yerleşkesi ona hem para açısından hem nüfuz açısından hem de vali verimliliği açısından ciddi yardımcı olur. Şu an oyuna başladığımızda mesela valilik görev seviyesi daha birinci seviyeye bile gelmemiş ve oyuna başlangıcında vali verimli eksi yüzde on burada daha net görebilirsiniz şimdi birinci seviyede böyle peki bu vali özelliği son seviye yani dördüncü seviye geldiğinde ne olur burada görüyorsunuz zaman içerisinde vali verimliği artmış sıfırdan dörde kadar getirdiğinde ise diplomasi askeriye idari entrika gibi özelliklerde artı iki olarak artış ve nüfuza aylık artı 5 veriyor. Bu şimdi az gözükse de oyun içerisindeki etkileri tartışılamaz şekilde büyük olabilir. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani siz bir vali olarak, e, Bizans imparatorunun atadığı bir vali olarak bu özelliğinizi arttırırsınız. Hem kendi gücünüzü arttırırsınız hem de imparatorun elindeki gücüne de ciddi anlamda katkıda bulunur. İkiniz de belki karşılıklı çıkarlarınızı gözetebilirsiniz. Ve bu valilerle alakalı bir de önemli bilgi vermek lazım. Osmanlı'da olduğu gibi bir bölgeye vali atanır ve istendiği zaman o vali o bölgeden çekilebilir. Bizans'ta yine antik Roma döneminden gelen yönetim geleneğiyle feodal veya aşiret hükümetlerinin benzeri olmadan bir vali bir bölgeye atandığında atandığı gibi o bölgeden sürülebilirdi. Yani süzeren tarafından ünvanına el konulabilir çok rahatlıkla. Bir imparator her ne olursa olsun bir sebep olsun olmasın bir valinin ünvanını elinden çekmek istediğinde bu hiçbir şekilde tiranlık sayılmaz. Çünkü idari hükümetin yapısı bu şekilde. Siz imparatorun yetkisiyle oradasınız. İmparator istediğinde size daha fazla yetki verir ya da o yetkiyi sizden tamamen alabilir. Tabi bir vali eğer ünvanının elinden alınması istemezse doğal olarak e, süzerenine kalkışabilirdi. Feodal veya aşiret hükümetlerinin Yine tersi olarak idari görevliler yani idari valiler aynı anda sadece bir tane valilik tutabilir. Bu durumun iki sebebi var. Birincisi oyuna sizin temel olarak dahil olmanız ve oyunun mantığı. Eğer siz bir bölgenin valisi olarak atandıysanız başka bir bölgenin valisi olmazsınız. Bir kişiye bir görev verildiyse görevi oradadır ve başka yetkiler alamaz. İkinci sebebi ise idari hükümetler kapsamında idari yöneticiden çok o bölgeyi yöneten hane üyelerinin de kullanımını arttırmak. Siz kendinizi eğer bir valilik alabildiyseniz kendi ailenizi, kendi hanenizi ve kendi aile üyelerinizi kullanmak durumundasınız. Siz kendi aile üyelerinizi kullanarak kendi nüfuzunuzu, kendi etki alanınızı da aynı zamanda genişletirsiniz. Ailenizin de gücünü arttırdığınız zaman kendi bölgenizde çok ciddi bir söz sahibi olursunuz ve bu da bir noktada eğer yapabiliyorsanız sizi Bizans imparatoru bile yapabilir. Tabi bunun başka bir zorluğu da var. Eğer bir kişi vali olmak istiyorsa öncelikle yetişkin olmalı. Yani çocuk yaşta bir vali olamaz. Bir vali olmak bir ünvanı mirasla almaktan farklı. Eğer sizin bir çocuğunuz yok ise geldi bu ünvan doğrudan imparatora gidebilir. Yani siz öldüğünüzde sizin 10 yaşındaki çocuğunuz diyelim vali olarak sizin yerinize devam etmeyecek. Ki tabii bir de şöyle bir durum var. Artık idari hükümette de veraset yapısı değişiyor. Yani sizin yetişkin bir çocuğunuz var diye o çocuğunuz doğrudan vali olamayabilir. Yani en büyük çocuk ya da konfedere bölünme bölünmeye göre artık işlemeyecek feodalde olduğu gibi. Valilerin bir veraseti ve imparatorların ayrı verasetleri olacak. Şimdi nedir bu verasetler bir bakalım. Hemen olarak bu İdari yapı çoğunlukla Bizans üzerine modellendiği için iki farklı veraset türü var. Birincisi valiler için atama veraseti ve imparator için takdir şekliyle olan veraset. İkisinin arasındaki temel fark şu. İki veraset türünde de adayın skoru geçer ve aynı zamanda çocuklar eğer başa geçecek ise bu sadece Bizans imparatoru için kullanılan takdir verasetiyle yapılır. Takdir veraseti dediğimde şudur. İngilizcesi acclamation. Yani bir kişinin bir koltuğa getirilebilmesi için belli başlı bir grup tarafından öncelikle takdir edilmesi lazım. Bu imparator için geçerli. Ancak valilerde biraz daha farklı işliyor bu olay. Bu aynı zamanda e, Crusader Kings 2 oyununda da benzer bir durum var. Bizans'ta bir seçim mevcut. Bizans imparatoru olmak için belli bir seçim sürecinden geçmeniz gerek. Bir imparatorun verasetinin yani belli bir çocuğunun imparator olabilmesi için Soylular tarafından tanınması ve takdir edilmesi gerekir. Valilerde ise hem buna benzer hem de bundan daha farklı işliyor. Mesela bu resimde bakıyoruz. Bulgaristan valisiyiz ve karşımızda da imparator var. Biz kendi aday skorumuzu Bizans imparatorluğunun seçiminde belirleyebiliriz. Kendi nüfuzumuzu kullanarak orta seviye bir katkı, büyük seviye bir katkı ve eğer yeterince nüfuzumuz varsa kendimizi birinci sıraya bile çıkarabiliriz. Yani artık bir imparatorun çocuğunun başı geçmesi yetmiyor verasetle. Bizans'ta artık bir seçim olacak. Bu Kutsal Roma İmparatorluğundan daha farklı bir seçim türü. Artık elektör ya da dejur vasal gibi düşünmeksizin bir vali eğer imparatorundan veya çocuklarından daha ön plandaysa ve istiyorsa kendini Bizans İmparatoru yapabilir. Aynı zamanda bir vali olarak başka bir valiye, diyelim kendisine bir kozumuz var. Filipopolis temasının yani Filipopolis vilayetine belli başlı bir kişiyi geçirmek istiyorsak ve bir validen bu konuda destek almak istiyorsak valiye karşı kozumuzu kullanabiliriz. Ve biz de deriz ki bak mesela bu bizim hanedanımızın üyesi büyük ihtimalle oğlumuz ya da kardeşimiz. Kendisi bir yerde başka bir kontluk ya da başka bir toprak tutuyor. Filipopolis valisinin görevi bittikten sonra sıraya biz onu sokmak istiyoruz. Bu şekilde kendi ailemizin de etkisini gittikçe büyütüyoruz. Mesela burada Filipopolis valisini görüyoruz. Aynı şekilde bir vali olarak başka bir valinin görevden alınmasını da isteyebiliriz. Mesela diyor ki imparator bunu kabul etmeyecek. Çünkü büyük ihtimalle kendisinin oğlu ve aynı haneden, aynı hanedandan biz deriz ki mesela gerekli nüfus kullanarak şu valiyi al görevden kardeşim. Tabi bu biz bunu imparatordan rica etmek yerine imparatoru biraz da zorlamış oluyoruz. Görevde alınan kişi biraz daha rakip olmaya yaklaşıyor. Bu imparatorla olan ilişkiyi de zedeleyebilir aynı zamanda. Bu da yine kullanılabilecek olan bir mekanik. Yani siz kendi ailenizin nüfuzunu bu şekilde arttırabiliyorsunuz. İlla orayı fethedip birini yerleştirmenize gerek yok. Zaten büyük ihtimalle bunu oyun yapmamıza izin vermeyecek. Dolayısıyla anneler arası bir rekabeti de oluşturabileceği gibi tam bir entrika ve siyaset kazanına dönecek Bizans. Benim anladığım bu. Burada başka bir siyasi plan mevcut. Videonun daha öncesinde dediğim gibi artık düşmancıl ve kişisel planların yanı sıra idari karakterler siyasi planlara erişim sağlayabiliyor. Siyasi planlar doğrultusunda ister bir kişi kendi nüfuzunu artır, isterse başkasının nüfuzunu artır ve tam tersi şeklinde başkasının nüfuzunu ve onun itibarını yerin dibine sokabilir sahip olduğumuz nüfuza, sahip olduğumuz karakter puanlarına göre bu planın gidişatı değişebilir. Aynı zamanda dahil ettiğimiz ajanlar da bu planın gücünü çok büyük ihtimalle de değiştirecektir. Burada gördüğüm kadarıyla kişisel ve düşmancılık planlardan farklı olarak karşımıza çıkan olay pencereleri çok daha farklı seçenekler sunuyor. Mesela biz vali Alexios'a iftira atacağız, değil mi? Bunun burada etkilerini görebiliyoruz. Bir planın en fazla başarı ihtimali %92 mevcut şartlarda. Şu an başarı ihtimali %18.4. 9 aylık bir süremiz var ve burada alabileceğimiz kararları görüyoruz. İstersek kendimize güvenerek bunu becerebiliriz. İstersek anı yakalayabiliriz. Kendi avantajlarımızı öne sürebiliriz veya her türlü açıyı avrayabiliriz gibi. Bir başka konu ise bir valinin verimi. Şimdi vali verimini önceden de belirtmiştim. Nedir bu vali verimi? Bir ona bakalım. Burada bize yazdığına göre eksi 50 ile artı 50 arasında bir değere sabitleniyor. Yani bir valinin tuttuğu topraklardaki modifikasyon olarak çalışıyor aynı zamanda. Peki bunun olayı ne? Neye dönüyor bu? Bir valinin verimi ne kadar düşükse veya yüksekse tuttuğu bölgelerden o kadar az veya fazla milis veya vergi alır. Diyelim ki bir valinin eksi %25 verimliği var. Dolayısıyla o valinin tuttuğu bölgede %25 daha az vergi ve milis sağlanıyor. Yani bu iyi bir şey değil. Bir valinin ne kadar verimli olduğu kendisinin toplu yeteneklerinden harmanlanıyor. Sahip olduğu her yetenek puanı o valinin verimini arttıracak. Ya bu da şu demek oluyor. Çok yetkili ve çok yetenekli bir karakter diğer vasallara göre, diğer valilere göre çok daha yüksek bir verimliğe sahip olacak ve dolayısıyla çok daha değerli bir vasal olacak. Normalde valinin verimliliği o karakterin yeteneklerinin bir hesaplanması olarak görülse de bir karakterin verimliliği normalde onun toplam yeteneklerinin hesaplanmasından oluşsa da vali verimliliğini toptan etkileyebilecek birkaç faktör daha var. Nedir bunlar bir bakalım? Bir valinin toplam yetenekleri, vali özelliğinin seviyesi, 4. veya 5. seviye bir eğitim, valinin tuttuğu konaktaki geliştirmeler Onların valinin idare şekli, mahiyetlerinde bulunan adımlar eğer bir valinin mahiyetinde bir hadım bulunuyorsa vali olarak çok daha iyi çalışırlar. Ve bir valinin akıl hocası varsa aynı zamanda bu akıl hocası da onun yeteneklerini arttırmaya devam eder. Mesela burada görüyoruz. Buradaki verim işareti belki bazılarını hatırlayabilir. Genç nesiller belki hatırlamaz bunu bilmiyorum. Ancak benim zamanımda yani 90'ların sonunda ilkokula gittiyseniz Abaküs'ün ne olduğunu bilirsiniz. Abaküs antik çağlardan beri kullanılan bir hesaplama aracı. Toplama, çıkartma, çarpma, bölme gibi dört işlemleri yapmaya ve hatırlamaya yarayacak bir enstrüman. Abaküs ise muhasebenin esasına tam karşılığı. Vilayet verimli yani bir valinin ne kadar verimli olduğu da bu şekilde gözüküyor. Mesela şu an bakıyoruz. Strategos Johannes yani vali Johannes Optimatoi temasını tutuyor ve kendisinin %30 daha fazla verimliliği var. Bu da şu demek. Kendisi o bölgeden %30 daha fazla vergi ve milis alıyor. Peki bu valiler tam olarak ne yapar imparatorlukta? Bir de onlara bakalım. Mesela valilerin belli başlı problemleri çıkabilir bir bölgede. Bir valiye bizim şu an görmüş olduğumuz karakter Bulgaristan valisi kendisine bir kontrat geliyor. Kendi temasının bir bölgesinde ciddi kanun kaçakları ve kurallara uymayan göçebeler var. Bunlar da dolayısıyla bölgeyi tehdit ediyor ve bölgedeki kontrolü, asayişi bitirmiş durumdalar. Bu vali kendi yeteneklerini kullanarak özellikle askeriye ve entrika yeteneklerini kullanarak bu bölgedeki asayişi sağlamasıyla beraber kendi vali özelliğini artırır ve bunun yanı sıra altın, nüfus, prestij veya dindarlık da alabilir. Tabii bölgede kanun kaçaklarıyla uğraşmak ve bölgedeki asayişi sağlamak bir valinin yapacağı tek şey değil. Eğer bir bölgede tarım alanları fazlaysa ve bununla alakalı yeterince geliştirme yapıldıysa belli başlı olaylar da gelişebiliyor. Mesela burada bakalım. Mezya valisi idari alandan gitmiş ve bu mevsimin hasadı bayağı iyi gelmiş önceki mevsime göre. Bununla alakalı ne yapılmalı? Mesela der ki normal toplanan tahıllarla beraber dağıtılsın. Ya da bu fazla çıkan hasat başkentte tutulsun. Bunun çeşitli Etkileri olabiliyor başkentte gelişmişlik artabilir ya da belli başlı bölgelere dağıtıldığında mesela tuttuğunuz bölgelere eşit şekilde dağıtıldığında halk görüşünü arttırmasının yanı sıra sizin verimliliğinizi de arttırabilir. Mesela burada başka bir event çıkmış bu karakter kiliseyle bir sorun yaşıyor baktığımızda bir tane rahibin satılmaması gereken ünvanlar satıldığını ve bu ünvanların dini hakaretten yanı sıra bir dolandırıcılık meselesi olduğunu da bize anlatıyor. Mesela biz burada vali olarak belli başlı kararlar verebiliriz. Deriz ki senin topladığın bütün bu paralar var ya işte bunlar civarlardaki dini yerleşkilere dağıtılsın. Dolayısıyla bizim elimize de bir miktar para geçtiği gibi dindarlığımız da artabilir. Deriz ki bütün topladığım paraları el koyuyorum. Bütün parayı alırız ama biz belki dindarlık kaybederiz. Deriz ki tövbe et ve aldığım paraları doğrudan iade et. Para kazanmayız ama ciddi anlamda dindarlık artışı olur. Son olarak da diyebiliriz ki senin gibi yeteneklere sahip birini ben belki kullanabilirim. Bunun sonucunda bu entrikası ve idaresi yüksek kişi bize yardımcı olabilir ilerleyen zamanlarda bilmiyoruz. Bu eventler bir birkaç senede bir gelebiliyor. Ve bu aldığınız kararlar doğrultusunda siz kendi vilayet verimliliğinizi de arttırabiliyorsunuz. Elinizden geliyorsa. Şimdi sırada vilayetin yönetimi şekli var. Mesela bakıyoruz... Bulgaristan temasını tutuyor. Mesela dengeli gidelim der. Dengeli giderse ne olur? Vergi ve milis oranları %11 ile %10 arasında geçer. Vasal ise vali tecrübe kazanımı %20 daha fazla olur. Bu standarttır ve herkese uygulanandır. Deriz ki biraz daha sivil yani toplumcul gidelim. Bu sefer ne olur? Vergi toplamaya odaklanırız ancak milisimiz düşer. Biz imparator olarak baktığımızda mesela bu valiye bu sistemi uygularsak valinin kendi düzenli askerlerinin sayısı düşer. Ama askeri gücü azalsa bile kendisinin ekonomik ve altyapı açısından gücü artar. Gelişmişlik büyümesi artar, bina yapım maliyeti azalır ve bina inşa süresi de azalır. Deriz ki askeri açıdan odaklan. Sağladığı vergiler azalır ama sağladığı milis gücü artar. Bu da şu demek, kendi bölgesini kontrol artışı mesela artar. Kendi düzenli asker birliklerinin sayısı artar, ordu hasarı artar ancak bölgedeki gelişmişlik artışı azalır. Diyelim Efes temasını yöneten bir kişiye sen sınır yönetimi olarak seç kendini. Sen bir sınır valisin diyelim. Vergi daha az olur ama milis gücü normaldir. Vasalın savunma avantajı artı 8 artar. Yağma süresi ciddi anlamda uzar. Kale seviyesi artar ve bu valinin askerleri düşmancıl bölgede daha az zayiata uğrar. İmparatorluk idaresi olarak özelliğini belirlersek yani bu valiye İmparator idaresi uygulamasını yaparsak süzeren olarak bizim meşruiyetimiz mesela %20 daha fazla olur. Vasalın prestiji ve etkisi de bir o kadar artar. Ve son olarak eğer biz bu valiye dersek ki sen kıyısal yönetim seç yani deniz yönetiminden git süzeren olarak bize %10 daha hızlı donanma hızı verir denize çıkma maliyetimiz %10 azalır. Vasalın ise bundan faydalanma Durumu çok daha fazla olur özellikle kendisi ordusunu denize çıkarmak istediğinde %50 daha az ordusunun donanma hızı %25 artar kendi kıyı avantajları artı 15 olur kıyı bölgelerindeki ordu çarpışmaları vasalına artı 15 avantaj getirir ve aynı zamanda kendi ordusu denizden yeni inse bile hiçbir şekilde dezavantaj yemez bu da çok iyi özellikle eğer bir vasalın denize kıyısı varsa kendi topraklarında ordusu denize çıkartma veya denizden inme konusunda çok ciddi avantaj sahibi olur. Şimdi geldik çok kritik konulardan bir tanesine. İmparatorluk askerleri. Bizans yapısı ve antik Roma'dan esinlenen bir askeri yapıyla karşı karşıyayız. Şimdi baktığımız zaman burada dediğine göre Bizans ordu yapısı tamamen organize ordulardan ve sıkı eğitimli askerlerden oluşuyor. Ki bu askerlerde çok yetenekli komutanlarla idare ediliyor daha fazla profesyonel askere ve daha az milis gücüne dayanıyor. Özellikle yani en azından imparatorluğun varlığını sürdürdüğü sonraki yüzyıllarda bu böyleydi. Geliştiricilerin dediğine göre bunu temsil edebilmek için yeni bir sistem getiriyorlar. Bu yeni sistemde hem valiler hem de imparator kendi düzenli askerlerini kendi ünvanlarında tutabiliyorlar ve toplayabiliyorlar. Bu ünvana bağlı düzenli askerler bir düklük seviyesi veya daha üzeri bir ünvanda doğrudan toplanabiliyor ve diğer asker türleri gibi kaldırılabilir. Bu düzenli askerler bir ünvana bağlı olduğundan verasetle ünvanı alan yeni kişi bu askerleri olduğu gibi almaz. Eğer bir kişi düzenli askerleri olan bir ünvanı kaybederse bu askerler de ünvanla beraber kaybolur ve ünvanı tutan yeni kişiye aktarılır. Yani diğer bir deyişle bu askerler validen valiye aktarılır. Valinin kim olduğu fark edilmeksizin. Burada mesela görüyoruz. Burada temalar var ve temalara atanan askerler mevcut. Şu an burada normalde Bizans'ın askeri gücü bayağı düşük. Ancak tüm temaların askeri toplamına bakıldığında toplam imparatorluk gücü 9.001 gösteriyor burada. Mesela Karsiyanona maksimum 100 asker atanabiliyor diye gösteriyor. 95 asker atanmış. Antolikon'da 300 üzerinden 165 asker var. Sivas'ta 50 üzerinden 50 gibi. Urfa'ya, Kilikya'ya, Kaldiya'ya, Ermeniyaka, Paflagonya'ya ya da Bukelaryona bir asker aktarılmamış. Ki bu askerler milisle karıştırmayın. Bunlar düzenli ordular. Yani Bizans'taki eski milis yöntemi, feodal yapıdaki milis yöntemi artık kalkıyor. Bunun yerine Bizans'ta sadece ve sadece artık düzenli askerler mevcut. Siz bir vasaldan diyelim 1000 milis almak yerine 100 tane düzenli asker alacaksınız. Bu düzenli askerler hafif piyade olabilir, hafif süvari olabilir, kargılı, ağır piyade, ağır süvari ya da kuşatma silahı olabilir. Dolayısıyla sayısı az ama kalitesi fazla olan askerlere sahip oluyorsunuz. Çünkü Bizans'ın yapısı böyleydi. Daha deneyimli yani daha az olsa bile daha deneyimli düzenli ordulara sahip bir yapısı vardı. Ve dolayısıyla eğer yeterince nüfuzunuz varsa buradaki askerleri valilerden ödünç alarak savaşlarınızı kullanabiliyor olacaksınız. Burada görmüş olduğunuz kadarı sizin aslında elinizde tuttuğunuz şahsi ordunuz. Burada yazılanlara şimdi şöyle bakalım. Dediğim gibi bir ihtiyaç olması durumunda imparator valilerden orduları ödünç alabilir. Dolayısıyla valinin kendi ünvanında tuttuğu orduları biz doğrudan kontrol edebiliriz bir orduyu aynı zamanda başka bir valiliğe de aktarabiliriz. Diğer valinin kullanmasını yol açarak. Bir orduyu almak ya da bir orduyu bir vilayetten başka bir vilayete aktarmak nüfus harcayarak yapılır. Burada yazdığı gibi. Eğer sizin imparator olarak harcayacak nüfuzunuz varsa tonlarca düzenli askere erişiminiz mevcut. Bunları da kullanarak etrafınızdaki düşmanları kolaylıkla dövebilirsiniz. Yani bu düzgün bir şekilde yönetildiği zaman diğer hükümet türlerine yani diğer yönetim türleri bu feodal aşiret ya da kabile yönetim türlerine karşılaştırıldığında çok daha güçlü bir yapı çıkıyor. Çünkü elinizde artık bakımı çok maliyetli olan tonlarca milis yok. Sizin elinizde artık düzenli askerler var. Yani şöyle söyleyeyim bin tane köylüyü mü tercih edersiniz yoksa yüz tane zırhlı iyi eğitimli eli kılıç tutabilen asker mi? Bazınız belki bin tane köylüyü tercih edebilir ancak yüz tane askerin bir çarpışmada çok daha iyi performans sergileyeceği de aşikar. Yani siz bir orduyu yönetmek için imparator olarak ciddi anlamda nüfus harcamanız gerek. Ordu bakımı da bu noktada biraz azalıyor aslında milise göre. Yani milisleri kaldırdığınızda ne kadar çok milisiniz varsa esasında o kadar çok para harcıyorsunuz. Fakat bir de işin iyi yanından bakalım. Asker sayınız az olsa bile çok daha disiplinli ve güçlü Askerlere erişimiz var artık. Ve asker türleri de Bizans'ta arttı. piyade çeşitleri arttı. süvari çeşitleri arttı. Onu da ilerleyen geliştirici günlüklerinde göreceğiz. Mesela burada bakalım. Şu an imparator olarak elimizde 2.561 asker var. Ve Mezopotamya valisi Vahram'a giderek kendi nüfuzumuzu harcayarak deriz ki sen elinde tuttuğun şu özel askerleri bir bana ver. Mesela temelde 100 nüfuz harcamamız lazım. Ancak biz savunma savaşındayız ve bunun bedeli azalıyor. Aynı zamanda bize açılan savaşında hedefinde olduğu için yine eksi 25 dolayısıyla bu vasalın bunu kabul etmesi daha az bir nüfuz harcayarak kabul etmesi çok daha kolay. Bu düzenli askerler tıpkı sizin şahsi mülklerinize atadığınız düzenli askerler gibi farklı farklı vilayetlere atanabiliyor. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Eğer bir vali çok güçlenirse, çok fazla nüfuza sahip olursa bir örgütleşme durumunda kendisine atanan, kendi Tuttuğu ünvanı atanın düzenli askerleri doğrudan kullanabilir. Yani bu da şu demek olur: Siz vasallarınızla aranızdaki ilişkiyi sürekli göz önünde bulundurmalısınız ki bir valinin çok güçlenmesi durumunda e, sizin de gücünüz en azından o valiye karşı denk olsun. Ayrıca savaşın bitmesi durumunda da biz askerleri valiye tekrardan geri gönderebiliyoruz. Bakın burada iki çeşit düzenli asker birlikleri var: Kemankeşler ve Ayruzi denilen yeni hafif süvari birimleri var. Savaşlar çok daha farklı olacak açıkçası. Çünkü bir nokta ben mesela kendi oyunlarıma değindiğimde ne kadar çok milisim olursa olsun benim eğer düzenli ordularımın sayısı büyükse ve şövalyelerimle beraber çok güçlüyse ben bir noktada savaşa giderken Milisleri kaldırmasam ne oluyor? Sadece böyle ufak da olsa yani karşı tarafa göre ufak da olsa düzenli askerler çok daha fazla iş becerebiliyor. Dolayısıyla Bizans'ın bana göre bu düzenli askerlere odaklanma meselesi çok ilginç ve çok güzel olmuş. Bakalım uygulamasında oyun çıktıktan sonra göreceğiz. Ve şöyle şimdi bir bürokrasi tarafına bakalım. İdari ülkelerin artık yeni bir yetki ve yasa türü var. Bunlar taht otoritesinin yerine imparatorluk bürokrasisi diye geçiyor. Yani taht otoritesi kalkıyor. Bunun yerine artık imperial bürokrasi yani imparatorluk bürokrasisi diye yeni bir yapı geliyor. Bunların yetkileri var ve yetkilerinin de etkileri var aynı zamanda. Şu an birinci seviyede. İkinci seviyeye geçince ne olur? Vassal limitimiz artı yüz artar. Uf. Ünvanlar koparılabilir. Vasallar çekilebilir. İdari olmayan vasallar savaş açamaz. Diğer vasallara karşı eğer süzerenlerine karşı bir kozları yoksa. Burada değişmiş. Normalde bu Üçüncü seviyede olan bir şey şimdi bu ikiye çekilmiş. Mesela baktığımız zaman burada yazana göre sadece üst süzeren yani imparatorun kendisi bürokrasi seviyesini değiştirilir. Diğer idari vasallarsa sadece buna uymak durumundadır. Yani süzerenin yasası neyse ona göre uyar. Vasalların kendi yetkisi olmaz. Kendi yetki seviyeleri. Tıpkı feodal ya da aşirette olduğu gibi olmuyor. Vasalların artık kendi kanunlarının seviyelerini değiştirmesine gerek kalmadığı gibi sadece süzerenlerinin kanunlarına uyması gerek. Yani bu da şu demek oluyor. Artık siz bir devlet içince de bir devlet olmaktansa çok daha büyük bir devletin bir parçası haline geliyorsunuz. Siz kanunları belirlemiyorsunuz. Hiyerarşide sizden daha üstün kişilerin kanunlarını kabul etmek durumundasınız eğer bir valiyseniz. Başka bir konu ise devlet dini. Artık idari hükümetlere bir devlet dini geliyor. Normalde üst üzerinin yani imparatorun bir mezhebi olur. Ve çoğunluk mezhep de budur. Basalların çoğunluk mezhebi. Azınlık mezhepler de olabilir. Bunlar yoldan çıkmış düşmancıl ya da kötücül de görülebilir. Bunlara göre kontratlar belki uygulanabilir. Artık... Bizans'ta bir devlet dini var. Yani devlet ile din işlerinin iç içe geçtiğini bize burada oyun göstermeye çalışıyor. Tabi bu da şu demek. Bizans İmparatorluğu içerisinde antik Roma'dan gelen bir gelenek gibi zamanla farklı dinlere mensup imparatorlar da çıktı. Yani ikonoklaslar, bogomiller gibi. Bu imparatorlar farklı mezheplere sahip olsalar bile imparatorluk çoğunlukla kendi çekirdeği içerisinde hep ortodoks kalmıştır. Tabi bu demek değildir ki imparatorlar devlet dinini değiştirebilir. değiştirilebilir. Yani artık devletin resmi dini denen bir şey olacak ve siz bu devlet dinini doğrudan değiştirebilecek resmi bir karar alabileceksiniz. Bunun da kararı burada mevcut. Bir imparator olarak alabileceğiniz kararlardan bir tanesi. Dilim çoğunlukla Ortodoks olan bir Bizans imparatorluğunu yönetiyorsunuz. Ancak sizin karakteriniz bir ikonoklast. Bunun da şartları burada var. Sizin yönetim şekliniz Devlet dinine izin veriyor. Yani idari hükümet. İkinci şartta ortodoks değilsiniz. 5000 dindarlık ve 5000 nüfuz harcayarak bunu yapabilirsiniz. Mesela eğer dindar vasallarınız varsa size karşı olsuz görüş kaybederler. Başkentiniz ikonoklazmı benimser. Ve ülkenizdeki eğer kabul eden vasallar olursa yeni mezhebe dönüş yaparlar. Dine geçtikten sonra... Tabi herkes geçmeyebilir. Eski dinde kalanlar olabilir. Kendi vasalınıza din değiştirmesini isteyebilirsiniz. Mesela kabul edebilir ya da etmeyebilir. Kabul etmesi için burada nüfuz harcayabilirsiniz. Bu da önemli bir bilgidir. Üzere ne olduğumuz için artı elde gelir. Bize karşı görüşü düşükse bayağı azalır. Öğrenim yeteneklerinden de etkilenir gibi gibi. Hatta burada okuduğuma göre normalde bu yeni içeriği tasarlarken devlet dini denen bir mekaniği eklemeyi düşünmüyorlarmış. Ancak eklemeseler bunun yanlış olacağını düşünmüşler. Dolayısıyla da yeni bir mekanik getirmiş oluyorlar bu şekilde. Peki son olarak Diyelim ki feodal veya aşiret yönetimine sahip bir yöneticisiniz. Siz idari hükümeti benimsemek istiyorsunuz. Bunu yapabilir misiniz? Kesinlikle. Bunun belli başlı şartları var. Belli başlı şartları karşıladıktan sonra her türlü feodal ya da aşiret yöneticisi bu kararı alarak idari yönetimi benimseyebilir. Ancak not edilmesi gereken bir şey var ki bunu yapabilmek için önce bir imparatorluk olmak durumundasınız. Ayrıca belli bir ülke seviyesini aşmanız lazım. Yani kontluk sayınızın belli bir sayıdan fazla olması lazım. Çünkü idari hükümet büyük imparatorlukları temsil eder. Resmi olarak imparatorsunuz ancak tuttuğunuz topraklar gereğinden azsa sizin idari hükümeti benimsemeniz mantıklı olmaz. Dolayısıyla bunu yapabilmeniz için ülkenizdeki önemli vasallarında bunu kabul etmesi gerekir. Çünkü siz ülkenizin yönetim yapısını tamamen değiştiriyorsunuz. Ya bu da radikal bir reform sayılıyor. Yani yönetimde söz sahibi olan güçlü vasallarını da siz desteklemesi lazım. Bir feodal ya da aşiret yönetimi olarak idari yönetime geçmek çok ciddi anlamda altın gerektirecek. Tabii ülkenizin boyutuna göre de altın gerekliliği değişebilir. Yani siz eğer idari hükümete geçmek istiyorsanız ülkenizi çok da büyütmemeniz lazım. Burada da bunun kararını görebilirsiniz. Mesela, kutsal Roma İmparatorluğu kanunlar, enstitüler ve liyakatla yönetilmeli. Aile, miras veya kişisel bağlılıklarla yönetilmemeli. Burada mesela Kutsal Roma İmparatorluğu'nu yöneten bir imparator olarak siz merkezi bir idari sistemi benimseyebilirsiniz. Bunun burada etkileri mevcut. Siz meşruiyet seviyenizi arttırırsınız. Size bağlı bir feodal ya da aşiret vasalı varsa sizin dejur ülkenizde Size karşı olumlu görüşleri oldukları sürece sizin yönetim şeklinizi benimserler, nüfus kazanırsınız ve tabi bunun aşağıda gereklilikleri var. Mesela ülkeniz 75 kontuktan fazla olmalı, belli bir şöhret seviyesinde olmalısınız, imparator olmalısınız ve ülkenizdeki önemli vasalların size karşı en az 50 veya daha fazla görüşü olmalı. Aynı zamanda bunu alabilmek için 1000 prestij ve 2750 altına ihtiyacınız var. Bütün bu gereklilikleri karşıladığınızda da idari hükümete geçebilirsiniz. Bu karar aldıktan sonra vasallarınızın büyük bir çoğunluğu sizinle beraber yönetim şekillerini değiştirir. Tabii muhtemelen herkes değiştirmez. Eğer güçlü vasallarınızın size karşı olumlu görüşü varsa onlar değiştirecek. Diğer ufak vasallar buna daha az yatkın olabilir. Mesela örneğin başka bir dine mensup vasallar büyük ihtimalle bunu kabul etmeyecek. Çünkü şöyle söyleyeyim mesela katoliksiniz ancak ortodoks vasallarınız var ve idari hükümet doğrultusunda bir devlet dini mekaniği var. E şimdi adam devlet dinine mensup değil dolayısıyla bunu kabul etmeyebilir. Dejur olmayan vasallar da kabul etmeyebilir. Bu da mümkün. Ancak sizden herkes hoşlanıyorsa ve diyelim korkuyorlarsa sizden büyük ihtimalle 100 vasaldan 98 ya da 99'u kabul eder. Birkaç tane çürük elma çıkabilir onları da yapacak bir şey yok. Tarihi açıdan hatta belli başlı idari bölgeler var. Yani oyuna başladığınızda ister 867 ister 1066 ya da 1178'de başladığınız zaman oyunda sadece Bizans İmparatorluğu içerisinde bir idari hükümet olacak. Fabrika ayarlarında başka hiç kimse buna sahip olamayacak. Ancak oyun kurallarından bunu değiştirebilirsiniz ki yeni oyun kuralları kesinlikle eklenecek. Oyunun başlangıcında şu aşağıda görmüş olduğunuz Mısır, Arap İmparatorluğu, Gana, Kabulistan, İran, Marip, Karlinglerin tuttuğu 867'deki Avrupa ülkeleri, Hamil Krallığı veya bütün oyuncular oyunun başlangıcında oyun kurallarını ayarlayarak idari hükümet olarak başlayabilirler. Mesela diyelim ki burada görüyorsunuz siz bir idari hükümet olarak başlamışsınız. Arap İmparatorluğu'nun başındasınız normalde Abbasiler aşiret olarak başlar. Fakat oyun kurallarında dersiniz ki Arap İmparatorluğu oyunun başında idari başlasın. İdari başlayabiliyorsunuz. Ve yönetim şekliniz tamamen buna göre değişiyor. Arap İmparatorluğu'nun yöneten kişi idari yönetime geçer. Ve vasalları da aynı zamanda vali olur. Tabi baktığınızda idari bir hükümetsiniz. Burada devlet dini eşarilik oluyor. Ve burada yönetilenler mesela tema değil de eyalet oluyor. Efendim buraya kadar dinlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Biraz uzun konuştum bunun farkındayım. Normalde bu videoda hem idari hükümete hem topraksız karakterlere hem de 1178'de gelecek değişikliklere de beraberine bakmak isterdim. Ancak çok fazla detay aktarıldığı için bu videoyu da biraz daha kısa kesmek daha uygun olur diye düşündüm. Fakat hiç endişe etmeyin. ilerleyen zamanlarda da çok kısa süre sonra özellikle 1178 başlangıç tarihi ve topraksız karakterlerle alakalı da ayrıntılı bilgileri size geliştirici günlükleri aracılığıyla aktaracağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım bu yeni bilgiler sizi biraz daha aydınlatmıştır. Tabii bu bilgiler karışık. Ya ben de okuduğumu size anlatıyorum. Okuduklarımın çoğunu anladım ama hala anlamadığım belli başlı yerler var. Özellikle burada görmüş olduğunuz gibi Bizans'taki ordu yönetimi hala bana karışık geliyor. Ancak onları da uygulayarak, zamanla kullanarak göreceğiz. Tekrardan demiş olduğum gibi umarım video hoşunuza gitmiştir. İlerleyen zamanlarda da diğer yeni değişikliklerle alakalı yeni bilgiler size sunacağım. Bunda videolar aynı zamanda gelecek. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalın içeriklerini genel olarak beğendiyseniz abone olmayı ve her türlü görüşü ve düşünceyi yorumlarda bildirebilirsiniz. Bir sonraki videoda 1178 tarihinden bahsedeceğim. Yeni çıkacak karakterleri ve gelecek değişiklikleri de hep beraber göreceğiz. Dolayısıyla sıkı takipte kalın. Hoşçakalın.